Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Serimizin ikinci videosu için giriş yapıyoruz. Bugün 10 Ekim saat 23.22. Slotumuz aynı şekilde devam ediyor. Çarlarımız iki değişiklik var. Öncesinde Mageder vardı. Bu Warrior'un ve Assassin'ın yan çarı Mageder getirmiştik. Onları 80 level yaptık, bıraktık. Sonrasında asasımızı getirdik. Asasımız 82 level. İyi kötü itemli. 8 MD 7 FSS mevcut. Bayonumuz aynı şekilde 82 level. Bu çarları 83 level yapıp sonrasında CZ'ye adım atacağız. CZ'de de farm olur, PK olur. Bir süre CZ'de takılmayı da planlıyoruz diğer arkadaşlarla. Şu an çarlarımızın üstünü sıfırladık. Her çarın üstünde bir tane boost mevcut. Coinler sıfır. Yarın tekrardan çalışacağım. O yüzden 24 saat olmayacak yine. 48 saat ya da 48 saatte geçebilir. Daha da az olabilir. Bir dahaki videomuz. Aktif şekilde böyle devam edeceğiz. Şu an sıkıntısız dönüyor slotu. Bakalım ilerleyen saatlerde zaman bize ne gösterecek. Sizi izlerken ilk boost'umuzu aldık. Bu sürede bilerek videoyu beklettim. Birinci boost'umuz geldi. Bakalım bundan sonrasını bekleyip göreceğiz. Bu sürede kanala abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Girişte tarihi yanlış belirtmişim bu arada. Tekrardan kanserciye sanayım. Bugün 2 Ekim 2024 saat 23.27 arkadaşlar. Onu da tekrardan bir düzelteyim. Tekrardan kısa bir giriş yapacağım arkadaşlar. Önce şunu göstereyim. Şu iki çarım quest 7'si var. Ama genelde Old Meter Staff kullanıyorum. RPR süresi daha uzun gidiyor. Bir K fark var ama. Genelde onu tercih ediyorum. Zaten 4 çar çalıştırdığım için. Çok aşırı bir damage farkından etkilenmiyoruz. Bu arada geçen videoda MD'leri, IB'leri, şartları eklemeyi unutmuşum. Bu videoda onlara biraz daha özen göstereceğim. Yani ortalama bir 10-15 m'lik bir fark oluşmuş. Geçen videoya göre. Bu videoda şart, IB, MD onların hepsini ekleyip o şekilde editleyeceğim.
bakalım. İyi bir şartı genelde az atıyor. 3'er 4'er tane falan atar da. MD'yi attığı oluyor. MD dropları güzel. Şu quest staff da ne güzel görünüyor ya. Bu 3'erin quest staffları 7. Bu diğer 2'çarınkini yaktık. Asas'ta varıyorum yan çarındaki quest staff görevlerini henüz yapmadım. Sadece oturttum slotta 80 level'e kadar kasıldılar. Gelelim Priest'e. Kalkın artı 3. Quest M'si artı 6. Bir tane de Quest MS'si var. Sword'u. O da artı 0. Bu çarlar genelde soru başında kullandığımız çarlardı. Sonrasında bir süre oyun ara vermiştik. Tekrardan başlayalım dedik. Arkadaşlarla bildiğiniz gibi bırakılmıyor. Sadece ara veriyoruz. Bakalım dizmeye çalışacağız. Birimiz varıyor dizecek. Hatta iki varıyor. Bir Asas. Bir Priest. Ya da iki Priest. Bir tane Mage. TP Mage şeklinde dizmeye çalışacağız da. Tabi bu sürede zaman oyun ne gösterecek bilmiyoruz. Ama bir süre daha bu slotta duracağız. Yani primimden kalan 22 gün. Yani 20 gün daha bu slotta dururuz muhtemelen. Farmla kastıklarımızla hem charları kasalım. Hem birkaç item koyabilirsek item koyalım derdindeyiz çünkü. Bakalım artık zamanla. Her şey belli olacak. Bir süre daha size slotu izleteyim. Bu kısmı hızlandırmayayım. Yeni bir kayıt açar onu da hızlandırırım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk 12 saatimizi tamamladık. Slotumuz sorunsuz şekilde devam ediyor. Bakalım yakın zamanda neler gelmiş. Şuradan KSC'yi de almıştım. Saat ve tarih. Az önce bir tane MD gelmiş. Yakın zamanda görünen bir boss'umuz yok. Bu stroplarda ortalama saatte 2, 3, bazen 1 olarak değişiyor. Ama hesaplarken kafanızda sizde saatte 2 bus olarak hesaplayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamadık. Elektriğimiz gitmedi, internetimiz gitmedi. Sorunsuz şekilde kasıyoruz. Bakalım inşallah bu şekilde devam ederiz.
Bir bedava girelim dedik arkadaşlar. Çok güzel parti denk geldi. 6 meç. 2 priest. Zaten direkt vurduk adamlara. Kal üstünü ovaladık. Kaybettiler. Ben melee parti olunca SC'ye de bastıydım ya. Sivit SC'yle AC'ye basmıştım. Önemli değil. Girimizin iyi BDV'lerden biriydi. Zaten pek girmiyorum da. Buna girdik, iyi oldu. Aa, çıktı hepsi de. Güzeldi. Şöyle bir novaladık. Ondan sonra kalmadı bir şey. Bunu eklemeyeceğiz farma. Öyle keyfi girmiştik. İyi oldu. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Serimizin ikinci videosunda tekrar birlikteyiz. Videonun başında normal 60 saat çekecektim slotu. Akşam 11'e tamamlamam lazımdı. Şu an saatimiz 14:50. Yani 8-9 saatimiz falan var. Ama Çar'ın bir gece yatmış ve 9 saate yakın yatık şekilde kalmış. Uyuduğum için bakamadım ben de. O yüzden bu videomuz 30 saatlik Avaç farmı olarak gelecek. Şimdi charlarımızı çekelim. Sırasıyla üstlerindeki dropları toplayalım ve tekrardan slotumuzu başlatalım. Şöyle etçi babamızı çekelim. Bakalım acaba bizlere neler verecek. ...14 tane buz. 23M800K da koyayım. Teşekkür ederiz Etçi Baba. Bir diğer çarımız asasımızı çekelim. Şu FS'nin güzelliğine ya. Güzel item abi. Bu akşam burada kalmayacak. Gelen buzları, bu medyaları falan satması için tekrardan pazara indireceğim bu çarı. İlk videoda da o yüzden 7 çar vardı. O normalde 8 çarımız var. Ben pazarda kendim satıyorum. Buya atmıyorum. Çarları başlama pozisyonunda çekeceğim. Slota başlama pozisyonunda. Sonrasında direkt başlatırız. Rahat olur bizim için. Atak yapan çarlarımızı da sabit yeden bırakacağım. Priest'imizde Maestro basıyor. Onda 5M bıraktım.
Vault'tan gelen manaları VIP'lerine depolayıp ara ara evde olduğum sürede ya da bakabileceğim sürelerde, uyumadığım sürelerde normal mana bastırtıyorum. VIP olduğu için onda sürekli gelen çöpleri depolayıp satabildik. Bu yüzden o da güzel kasmış. Çarlarımın yapmaması lazım ama var şu lanet taş her şeyi bozuyor. Şu taş her şeyi bozuyor. İçinde takıldı mı, sıkıştı mı? Sırf o yüzden yaptım. Şart yüzü gördük. Bir tane şart almışız. Evet, şimdi bitti sanırım. Şöyle şunu da şöyle koyalım. Şartı böyle, bunu da böyle koyalım. Şu an toplama işlemimiz bitti. Slot da başlatıvereyim ben. Biraz dışarıda kalmış. İçeride pardon. Şunu şöyle alalım. Sen de bir tık buna doğru gel. Evet. Sen bir tık şöyle geri gelin. Tamam. Şimdi ne almışız bakalım. 86M nakit coin'imiz var. Bunun yanında 88 adet boost'umuz var. 9 adet MD. Bir şart. Bu sefer şart diye beyaz atmış. Değişiyor. Slotların hepsi öyle değişken. İllaki gösteriyor. Biz hemen bir hesaplayalım bakalım. Şimdi şöyle saltmaya gereller yazalım başına. 86 coin 88 buz 2 nokta diyelim, hemen bir çarpalım. Aa pardon, onu 87 buz yapacağım. Bir tane de üstünde vardı ya çarın, bu çarın üstündekini şey yaptık, ekledik, onu çıkartalım. 87 çarpı 2.9 dedik mi? 252. 252 hem 9 MD. Valla genelde onları 600K falan satıyorum ben. Bakmıyorum piyasası ne. 9 MD. 5.5 diyelim. Ve bir şart 2 IB. Bunları 1 RM'den satıyorum. Direkt 3 RM'de bunu yazacağım. Şart IB. 3'e. Şimdi gelelim giderler. Çarbaşı 30 saat geni harcadık. Bir paket geniye şu an 16'm. Yani çarbaşı 800K bir geniye masrafımız oldu. Çarpı 30 dedik mi 24'm çarbaşı. Hemen şöyle başı, geniye, gideri 24 mi? Başı, hammer, gideri, ben onu da hesaplayalım. Evet, 60, 22.
elde olmuş. Tabi bunları çarpacağız. Şimdi priyesle beraber 5 çarp geniye masrafımız eşittir 120. Toplam geniye gideri 120. Toplam hammer gideri 22 ile 4 ile çarptık mı 88. Mana giderimiz yok. Dediğim gibi maestro kullanıyorlar. Bunu hesaba katmıyoruz. Zaten çöp satıyor çarlar. Hesapladık mı? 208 M toplam gider. Şuraya toplayalım hemen. 86 artı 252 artı 8.5. Toplam gelirimiz ise 346. Toplam gelir 346 M. Eksi 208 dediğimiz zaman 138 M net kar diyelim. 138 M net karımız var bu slotta, bu yayında, bu videoda. Geçenkinde niye azdı? Oturan çarımız eksikti. Slotumuz muhtemel taşa takılmıştı. 60 saat uzun bir süre işliğe de olunca çok uzun süre bakıp çöpleri de rahatlıkla satamadım. Bu video 30 saat olunca bir süre daha rahattı. 30 saat avuç fan. Geçen videoda giderlerimiz aynı. Gelirimiz farklı. Şunları dahil etmemiştik geçen videoda. Bu videoda dahil ettik. İBE şartları. Bu sorumuz bir tık daha iyi. Geçen videoda bu sorumuz baya kötüydü. Bunu dediğim gibi o taş yüzünden, şu lanet taş yüzünden slotumuz illaki takılıyor. Bazen saatlerce. Hatta geçen denk geldim. Şu çarım vurmuş. Aha, şu taşın içinde kalmış. Bu da muhtemelen yakınlayıp vurdu herhalde. Nova atıyor bu çar. Ağaç bunun içinde kalmış. Benim çarım burada kalmış. Ağaç buradan benim çara vuruyor ve içeriden çıkmıyor. Böyle sabit saatlerce beklemişler. Tabi ben de sürekli bakmıyorum. Sürekli bilgisayar başında değilim. Bu süre zarfında kendi ağaçta ne yaşadı bu çar bilmiyorum. Başıma bela bu taş. Keşke bunu da kaldırsalar da rahat etsek. Defter ekranda kalmış. Neyse, sorun değil. Şöyle yapalım. Heh. Tekrardan anlatayım. Şu taş arkadaşlar. Bu çarım Novat'ı için sürekli geziyor. Şu tarafa yaklaşıyor, bu tarafa yaklaşıyor. Birinde de ağaça vurmuş. Ağaç gelmiş, bu taşın içinde kalmış. Benim çarım hemen şurada. Muhtemelen yaklaşık Novalamış gene. Ağaç bunun içinde çıkmıyor. Sürekli bu çara vuruyor. Üstü başı ne varsa yanmış. Bu çarlarım taşın içinde olduğu için atak yapamıyor. Bu çarım eli düşüyor. Bazen nova atıyor, bazen atmıyor. Ama ağaç sabit bunun içinde bekliyor. Tabi bu çarların bu çar ve şu diğer iki çarın Z'si ağaça takılı kaldığı için Z değiştirmiyor geniyesi. Saatlerce bu çar ağaç bu çara vurmuş. Bu çarları izlemiş. Saatlerce böyle dönmüşüz. Priest TL atmış. Uzun bir süre öyle takılmışlar. Bakalım, bu 30 saatimiz bayağı karlı oldu. Yani bizi de iştahlandırdı. Geçen 60 saatteki videodan sonra evet çoğunuz yazmış zarar etmişsindir diye. Evet. Ama bu video beklediğimizden, bu bölüm beklediğimizden iyi oldu. Karı güzel oldu. Bir yerde mi eksikliğim var diye bakıyorum. Yok, çarbaş 30 saat geniye. Çarbaş 2 paket hammer. Güzel. Ortalama 2 paket hammer. Giderimiz 208. 86 main coin. 87 tane buz. 87
16 mega oyun, 87 tane boss. Evet. Vallahi ben de şaşırdım. Güzel bir video oldu. Güzel kar oldu. 130M 30 saat için çok iyi para. Bu slot için özellikle çok iyi. Bakalım bir dahaki videomuz ilerleyen günlerde gelecek tekrardan. Kanalımızı takip edip beğenmeyi unutmayın. Elimden geldiğince 24 saate döndürmeye çalışacağım videoları. Yorumlarda Evil Wizard ve başka slotları isteyenler de olmuş. Şu işlerin biraz daha sakinlesin. Bir yıl dışına falan gidip geleceğim. Sonrasında Evil Wizard, Raven RP, Dark Knight bütün slotları çekmeye çalışacağım. Hatta Dark Knight için iki tane şu şekilde 82 level var yorumda var. Başka account da var. Assassin'da var. Priest'imde var. Oyunda olmayan, premium olmayan başka Priest'imiz de var. Yani char stabilitemiz hem melee hem mage yönünde tamamlayabilecek. Tabi bu charların yan charı mageler de var. 6 mage, 2 priest, 7 mage, 1 priest şeklinde de yapabileceğimiz şeyler olacak. Sırayla hepsini yapacağız. Acelemiz yok. Siz takipte kalın. Yorum ve beğen atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler.